Ameliyat için para gerekiyor diyerek hasta yakınlarından para almıştı doktor Bülent Erol. Konu yargıya taşınmıştı. Önceki duruşmada canı yananlar o doktoru görünce dayanamayıp üzerine yürümüştü hatırlarsanız. O davada mahkeme ikinci kez kuruldu bugün ve gergin dakikalar yaşandı. Verilen tahliye kararı ise hasta yakınlarına hayal kırıklığı yaşattı. Kimi evladını, kimi annesini kaybetti. İddialar korkunçtu. Doktor Bülent Erol, kemik kanseri hastalarının yakınlarından aldığı rüşvetle ameliyat yapmaya kalkmıştı. O davanın ikinci duruşması yine hasta yakınlarının tepkisiyle başladı. Bu defa müşteki olarak Trabzon'dan bir başka mağdur daha geldi. Aynı zamanda o hastanenin başhekimi de tanık olarak duruşmada dinlendi. 4x4 traktör mağdur o gitti. Soydu bizi bu. Mağdurlar Doktor Bülent Erol'un avukatının kendilerine şikayetlerini geri çekme karşılığında para teklif ettiğini öne sürdü. Avukatı benimle ve diğer mağdurlarla bağlantıya geçip iletişim kurup ücret şikayetimizi çekmek kaydıyla para teklifinde bulundu. Rüşveti inkar etmemizi istedi ama hepimiz çok kararlıyız ve davamızın da sonuna kadar arkasındayız. Hani ona rüşvet verdiğimize dair inkar etmemizi istiyor. Uzlaşmak için kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyoruz. Teşekkürler. Benim de yakın akrabalarıma eşi aracılığıyla haber gönderilmiş. İşte paralarını geri verelim, davalarını geri çeksinler. Asla geri etmeyeceğim. Benim annemin yaşadığı acıları geri veremeyecekleri için davayı sonuna kadar izleyeceğiz. Şu 7 yaşındaki oğlumu ömrüne sebep oldu. Ben de rüşvet istedi, verdi, para yaptı. Rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklu bulunan Bülent Erol'un şu an ikinci duruşması başlayacak ve mağdur aileleri duruşma salonuna an itibariyle girdi. Cezasını çeksin, serbest bırakılmasını istemiyoruz kesinlikle. Yani yaptıklarının bedelini ödesin. Cezasını çekmesini istiyorum, tutukluluğunun devamını istiyorum. Adalet, yüce adaletimize güveniyoruz. Biz her ameliyatında para ödedik bunu. Benim 40'a yakın kamyonum vardı, gitti. Bu arabayı mı sattınız? Evet. Ameliyat için. Doğru. Ne kadara sattınız, ne kadar verdiniz? O zaman 60 bin liraya sattık. İlk ameliyatına 125 bin lira verdik. Ondan sonra 80 bin verdik, 90 bin verdik. Mahkeme doktoru yurt dışı çıkış yasağı getirerek tahliye etti. Bir sonraki duruşmada ölen hastaların adli tıp raporları istendi. Her ameliyatına bunun bir bedel biçtiniz, ben o bedeli size ödedim.